Evet, merhaba arkadaşlar. Bugün de sizlere Şeftali'nin besin değeri, faydaları, zararları ve tarihçesi hakkında bilgi vermeye çalışacağım arkadaşlar. Şeftali'nin genel tarihçesine de bakacağız arkadaşlar. Genelde Şeftali'nin haricinde bir de Nektari var. O daha önceden çıktı. İşin açıkçası ben 98 yılında falan o zaman Nektari görmüştüm. Daha öncesinde işin açıkçası görmemiştim. Evet arkadaşlar, 100 gram porsiyon miktarı 100 gram olan şeftaliye baktığımız zaman kalori 39'muş arkadaşlar. Toplam yağ oranı 0,3 gram, kolesterol 0 miligram, sodyum 0 miligram, potasyum 190 miligrammış arkadaşlar. Karbonhidrat 10 gram, diyet lifi 1,5 gram, şeker oranı ise 8 gram arkadaşlar. Protein değeri 0,9 gram. Yine A vitamini, C vitamini, kalsiyum, demir ve magnezyum bulunmakta. Genel olarak besin değerleri bunlar arkadaşlar. Şimdi de faydalarına şöyle bir göz atalım. Şeftali içerisinde barındırdığı besin değerleri ile sindirim sistemini güçlendirir. Böbreklerde oluşan kum ve taşın atılmasını sağlar. Kabızlık sorunlarını çözer. Kanser hücrelerinin yayılmasını engeller. Ağız sağlığını korur. Şeftali içerdiği zengin lif değerleriyle kolesterolü dengede tutar. Kalp sağlığını olumlu etkiler. Şeftali güçlü bir antioksidandır. İçerdiği C vitamini sayesinde dokuları korur. Lif oranının yüksek olmasıyla verdiği tokluk hissi ve sindirim sistemini güçlendirmesi sayesinde kilo vermeye yardımcı olur. A vitamini içermesi sebebiyle kemik sağlığını korur, sinirleri yatıştırır ve uykusuzluğa iyi gelir. Şeftali içerisinde bulunan potasyum sayesinde kan basıncını dengeler. Şeftali cilt sağlığı için faydalıdır. İçerdiği A ve C vitaminleri cilt için doğal nemlendirici görevi görür. Bağırsak kurtlarının temizlenmesine yardımcı olur. İdrar söktürücü özelliği vardır. Ağız kokusunu giderir. İçerdiği lutein ve zeaxantin göz sağlığını korur. Vücudu toksinlerden arındırır. Bağışıklık sistemini güçlendirir. Evet arkadaşlar, genel olarak faydaları bunlar. Şimdi zararlarına şöyle bir göz atalım. Daha sonrasında tarihçesine bakacağız arkadaşlar. Şeftali aşırı tüketildiği takdirde hassas cilde sahip kimselerde alerjiye sebep olabilir. İdrar söktürücüde aşırı tüketimde ishal ve idrar yolu sorunları olan kişilerde sorun çıkabilir. Aşırı idrar su kaybına sebep olur. Yüksek derecede potasyum içerdiği için böbrek hastalarının tüketimini kısıtlaması veya doktor kontrolünde yapmaları önerilir. Zararları bunlarmış arkadaşlar. Yine her şeyin fazlası zarar arkadaşlar. Şimdi tarihçesine şöyle bir göz atalım. Şeftali gülgiller familyasından bir yaz meyvesi. Dünyaya Çin'den yayıldığı düşünülen şeftali uzun yaşam ve ölümsüzlük sembolüdür. Bol sulu ve tatlıdır. Ilıman iklimi seven bir bitkidir. Genellikle 30 yıl yaşar. Türkiye'de en çok Bursa ve Akdeniz bölgelerinde tarımı yapılır. Meyvesi taze tüketildiği gibi suyu çıkarılarak meyve suyu yapılır. Bu meyvenin ekonomik değeri yüksek olup çok tüketilmektedir. Ağaç boyu genellikle 2 veya 2,5 metre olup yaz mevsiminde meyve verirler. Dona karşı dayanıksızdır. Şeftalinin içinin geniş kullanım alanının dışında çekirdeği de yakıt olarak kullanılabilir. Çok sayıda olan ağacı örten yaprakları sapında 2 ila 5 adet bal özlü bezi bulunan kenarları dişli, yeşil renkli ve okucu biçimlidir. İlkbaharda erkenden ve yaprağından önce açan pembe renkli çiçekleri yabani güle benzer. Çeşitlerine göre Haziran'dan Eylül ayına kadar olgunlaşan şeftali meyvelerinin
pek çok çeşidi Türkiye'de bulunmaktadır. Şeftali çekirdeği kabuğu yakıt olarak kullanılabilir. Ayrıca bazı fiziksel işlemlerden sonra çekirdeğin içerisindeki tanecik hayvan yemi olarak da kullanılabilir. Şeftali çekirdeğinin kabuğu yakacak olarak kül oranı az ve kükürt oranı düşük bir temiz enerji kaynağıdır. Fırınlarda, seralarda, hamamlarda, kalorifer sistemlerinde, tavuk çiftliklerinde kullanılabilen alternatif bir enerji kaynağıdır. Şeftali çekirdeği gibi ürünler biyokütle olarak adlandırılan sıvı ve gaz yakıtlarının dışında tutulan yenilenebilir bir enerji kaynağı olarak küresel ısınma, kirlilik, doğal kaynaklar azalması gibi sebeplerden dolayı tavsiye edilmektedir arkadaşlar. Genel olarak şeftalinin faydaları, zararları ve tarihçesi bu kadar arkadaşlar. Şu an meyvenin herhalde son iki meyve tanıtımı kaldı arkadaşlar. Ondan sonra meyve bölümünü bitirmiş olacağız. Yine videolarımızdan diğer meyvelerin besin değerleri, faydaları, zararları ve tarihçesi hakkında bilgi alabilirsiniz. Yine web sitemize gelerek buradan meyvelerin bilgilerine ulaşabilirsiniz. Tekrar görüşmek dileğiyle sağlıkla kalın, esenle kalın arkadaşlar.